Amerikan askerinin başına çuval geçirmeye devam edeceğiz. Kuzey İskenderun ilçesinde NATO askeri olduğu belirtilen iki sivilin başına çuval geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili gözaltına alınan 28 kişi serbest bırakıldı. Osman kenarda bekleyin. Kenarda bekleyin. Bekleyin kenarda bekleyin. Kenarda sakince bekleyin arkadaşlar. Gerek yok. Çuval geçecek. NATO girecek. Alınan bilgiye göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün İşçi Partisi'nin gençlik yapılanması olan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri iki Alman askerinin başına çuval geçirme teşebbüsünde bulundu. İki askerin başına çuval geçirmeyi başaran ve askerleri tartaklayan gruba çevredeki vatandaşlar müdahale ederken kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis çuval geçirme eylemine girişen 28 göstericiyi çembere aldı. Sahibi kendisi buraya geçirdi. Polise teslim etti. Polis de içeri geçirdi. Aha. Öyle işte. Kurtardı. Kim polisler? Polisler onların canlarını kurtardı. Yani tabii ki hem bizim canımızı hem askerlerin canını polisler kurtardı efendim. Onlar gerek yok. Çuval geçecek! NATO girecek! Olay yerine gelen İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Başar, grubun suç işlediğini ve gözaltına alınacaklarını söyledi. Slogan atarak eylemlerine devam eden grubun lideri, askerlerin başlarına çuval geçirdiklerini anlatarak, ABD ve NATO askerlerinin bu topraklarda rahat gezmelerine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin Orta Doğu'ya saldırının merkezi haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Çuval geçirdiğimiz Alman askeri olmuş, ABD askeri olmuş fark etmez. Sonuçta NATO askeri dedi. Yabancı askerlerin ellerini kollarını sallayarak gezmesine izin vermeyecek. Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmeye devam edeceğiz. Çuval geçecek! Zor kullanarak gruba müdahale eden polis, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı İlker Yücel'in de aralarında bulunduğu 28 kişiyi gözaltına aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin görüntü almaya çalışan gazetecilere de müdahale ettiği olay sonrasında ifadeleri alınmak üzere İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 28 kişi, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Amerikan askerlerinin başına çuval geçirmeye devam edeceğiz. Az önce geçirdik, yine geçireceğiz. Sadece İskenderun'da değil, her yerde. Şu anda Türkiye'yi Amerika'nın saldırı üssü yaptılar füzelerle, füze kalkanlarıyla. Buna izin vermeyeceğiz. Çuval geçecek! Vallahi ABD hiçbiri Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Refik Er Yılmaz da küresel güçlerin Orta Doğu'daki çıkarlarına hizmet eden AK Parti hükümetinin uyguladığı politikalarla ülkemizi küresel güçlerin taşeronu haline dönüştürdüğünü kaydetti. Bugün Patriot füzeleri ülkeyi savunma amacıyla değil, küresel güçlerin Orta Doğu'daki güvenliğini sağlamak için burada konuşlandırılıyor diyen Milletvekili Er Yılmaz, Suriye ile hiçbir sorunumuz olmadığı halde sırf ABD'nin ve Orta Doğu'ya hizmet eden diğer küresel güçlerin çıkarlarını korumak adına Suriye ile çatışma ortamına sürüklendik. Bugün Suriye'de yaşanan ölümlerden de bu silahlı güçler mesuldür dedi. Suriye ile hiçbir sorunumuz olmadığı halde sırf Amerika'nın ve diğer küresel güçlerin Orta Doğu'daki çıkarlarına hizmet etme adına bizleri Suriye ile çatışma ve savaş ortamına sürüklediler. Bugün Suriye'de yaşanan ölümlerden bu silahlı gruplara destek veren AKP iktidarının da sorumlu olduğunu hiç kimse unutmasın.